Merhaba arkadaşlar, yeni bir araba videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz anksiyete. Arkadaşlar ben kendimi bildim bileli anksiyete problemiyle uğraşmışımdır. Ama genelde etrafımdaki insanlar bende böyle bir sıkıntı olduğunu fark etmezler. Çünkü ben zaten yapmam gereken şeyleri bir şekilde yaparım. Ve insan iletişimim iyi olduğu için bu anlaşılmaz. Yani fark edilmez. Ama burada önemli olan diğer insanların bizi nasıl gördüğü değil, kendi içimizde hissettiğimiz şeyler. Yani kendimizi nasıl rahatlatacağız? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben psikolog değilim, psikiyatr değilim. Bu videoda sadece kendi deneyimlerimden yola çıkarak, kendi yaşadığım şeylerle alakalı, kendi yüzleştiğim problemlerle alakalı birkaç tavsiye vermeye çalışacağım size. Çünkü önceki yıllara baktığınız zaman ben bu problemi gerçekten büyük ölçüde aştığımı düşünüyorum. Umarım size de yardımcı olabilirim bu konuda. Benim ilk fark ettiğim şey şuydu. Hem kendimde olsun hem anksiyete problemi yaşayan insanlarda olsun. Biz bir şekilde dikkatimizi dağıtmaya çalışıyoruz. Yani bu stres durumundan, kaygı durumundan bir şekilde uzaklaşarak, ona bakmayarak, onunla ilgilenmeyerek uzaklaşmaya çalışıyoruz. Bunu da belli başlı dikkat dağıtıcı şeylerle yapıyoruz. Zaten gün içinde devamlı olarak insanlarla iletişim halinde olduğumuz için, bir şeylerle uğraştığımız için bu problemle yüzleşmeye çok vaktimiz kalmıyor. Ama akşamları da bir şekilde kendimizi oyalıyoruz, yani dikkatimizi dağıtıyoruz. Film izleyerek, telefonda kısa videolara bakarak. Bu o esnada kısmen yardımcı oluyor. Ama uzun vadede bu problemi daha da sıkıntılı hale getiriyor. Çünkü daha da uzamış oluyor. Arkadaşlar, bir insanın oturup kendisiyle yüzleşmesi çok zor bir şeydir. Kendisine karşı dürüst olması çok zor bir şeydir. Ben bunun farkındayım. Ama ben bunu o kadar sıkıntılı hale geldim ki yapmak zorunda kaldım. Attım telefonu bir yere, tamam mı? Oturdum, kendi kendime şu soruyu sordum. Ben neden böyle hissediyorum? Ve bu soruyu sorduğum anda inanılmaz bir rahatlama geldi. Çünkü bir anda kafama cevaplar gelmeye başladı. Arkadaşlar, anksiyete dediğimiz şey kaygının kendisinden kaygılanmak. Siz kendinize bu soruyu sorduğunuz zaman kaygının temel nedenine iniyorsunuz. Ve belki bu temel neden aslında o kadar da kaygılanmanız gereken bir şey değil. Yani kaygının kendisi daha korkunç bu sebepten. 10 dakika süre tutun sadece ve kendinize bu soruyu sorun. Odada başka hiç kimse olmasın. Rahat bir ortam olsun. Ben neden böyle hissediyorum? Ve bu soruya cevap vermek için çok da acele etmeyin. Zaten dediğim gibi bu sorunun direkt olarak sorulması, hiçbir dikkat dağıtıcı faktör olmadan çok rahatlatıcı bir şey. Çünkü bu senin kendine dürüst olduğun ilk an aslında. Cevaplar yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Ve belki de bugüne kadar sen ilk defa gerçekten kaygılandığın bir şeyi belirlemiş olacaksın. Bak, ben şunun yüzünden böyle hissediyorum demiş olacaksın kendi kendine. Ve beyin bir problemi belirlediği zaman otomatik olarak ona çözümler üretmeye başlayacaktır. Bu çözümler arasından sizin için çok zor olan şeyler olabilir. Şu anki bulunduğunuz konumda yine anksiyeteniz yüzünden. Bu sefer de kendinize şu soruyu sorun. Bugün ya da yarın bu konu hakkında yapabileceğim en basit şey ne? Acaba neyi yaparsam bu bana zarar vermez? Ve gerçekten de ertesi gün ya da o gün, her neyse, gidip bu şeyi yapın. Bu sürece girdiğiniz anda aslında siz kaygının kendisinden kaygılandığınızın farkına varacaksınız. Hayatınızda yaşadığınız problemlerden değil. Çünkü her insan problem yaşıyor. Ama her insan bu problemlerden aynı şekilde etkilenmiyor. Bunun bir sebebi olmalı. Çünkü insanların problemlere karşı bakış açısı çok farklı olabiliyor gerçekten. Arkadaşlar, ben de çok evhamlı bir insanım. Ben de çok düşünen bir insanım. Ama benim şu gün geldiğim bu süreçte bu durum benim günlük aktivitelerimi yapmamı çok da engellemiyor. Çünkü ben kendime bir şekilde kaygının kendisinden kaygılanmamayı öğrettim. Akşamları sakin bir şekilde oturup kendime bu samimi soruları sormayı ve kendime karşı dürüst olmayı bir şekilde öğrendim. Hiçbir problem kendi kendine çözülmez arkadaşlar. Siz onunla ilgilenmediğiniz sürece, kendinizle merhametli bir şekilde konuşmadığınız sürece, dürüst olmadığınız sürece hiçbir problem kendi kendine çözülmez. Özellikle bu içinizde yaşadığınız bir problemse. Bazı soruların, yani az önce söylediğim gibi ben niye böyle hissediyorum tarzı soruların cevabını vermek ilk başta çok zor olabilir. Çünkü dediğim gibi insanın
dürüst davranması çok zor bir şey. Özellikle kendine karşı. Çünkü bazı şeyleri kabullenmeniz gerekebilir. Yani kabullenmek istemediğiniz bazı şeyleri kabullenmeniz gerekebilir. Bunun da sizi zayıflaştıracağını düşünebilirsiniz. Çünkü yani vücut böyledir. Sizi bir şekilde zayıflaşmaktan korumaya çalışır. Bu söylediğim şeyi sadece 10-15 dakikalık gibi süreçlerde yaparsanız eğer akşamları, diğer günlerde ne kadar sakinleştiğinizi fark edeceksiniz. Yandaki kız arabada patlıyor. Çok fena müzik çalıyor. Geliyor mu size de? Benim anksiyeteye olan diğer yaklaşımımsa daha böyle ruhsal düzeyde bir şeydi. Daha yani bilinçsel bir şeydi. Bunu da okuduğum şeylerden öğrendim. Yani çok enteresan kitaplar okudum gerçekten. Ve o kitaplarda öğrendiğim en iyi şey şuydu. Sen duyguların ve düşüncelerin değilsin. Sen bunları gözlemleyen kişisin. Bunun farkına varmak benim hayatımı değiştirdi. Şimdi sizden şunu yapmanızı istiyorum. Yani gerekirse videoyu durdurup. Durun ve kendi kendinize deyin ki ben duygularım ve düşüncelerim değilim. Ben bunları gözlemleyen kişiyim. Bakın bir anda kendinizi böyle yukarıdaki bir göz gibi kendi vücudunuzu gözlemlerken bulacaksınız. Düşüncelerinizi, duygularınızı ve kafanızdaki o ses olmadığınızı fark edeceksiniz. Ve gözlemlediğiniz bu duygular bir anda içinizde böyle dağılmaya başlayacak. Sakinleşmeye başlayacaksınız. Çünkü siz onlar değilsiniz. Onlar sadece geliyorlar ve gidiyorlar. Siz onları izleyen bir daha kuvvetli, daha üst düzey bir canlısınız aslında. Bilinçsiniz. Bu sadece vücut. Başka uygulayabileceğiniz bir yöntemde, yine bunu videoyu durdurarak yapın. Şunu yapmanızı istiyorum. Acaba bir sonraki düşüncem ne olacak deyip full konsantre bir şekilde bekleyin. Ve sonraki düşüncenin gelmediğini fark edeceksiniz. Bu da sizin kafanızdaki ses olmadığınızın bir kanıtı aslında. Yani düşünceler olmadan da var olabiliyorsunuz. Çünkü bundan çok daha öte bir varlıksınız aslında. Düşünüyorum öyleyse varım cümlesi var ya. Bu çok yanlış bir cümle aslında. Sadece bir filozofun çok fazla düşünerek dile getirdiği bir cümle. Ama yanlış. Çünkü var olmak için düşünmene gerek yok. Son bahsedeceğim şey ise kabullenmek, teslim olmak aslında. Yani bu bir yenilgi açısından teslim olmak değil, kabullenmek. Anksiyetesi olan veya stresli olan her insan farkında olmadan vücudunda bu duygularla savaşır. Bunları bastırmaya çalışır ve sakinlemeye çalışır çünkü. Herkes sakin bir hayat yaşamak ister. Ama vücudunuzun sürekli olarak bu sizi sakinleştirme çabası çok yorucu bir şey. Ve siz artık bu konuda otomatiğe bağladınız. Yani bunu yaptığınızın farkında değilsiniz aslında. Sürekli bir şeyler bastırılmaya çalışıyor. Hayır, bastırma. Oradaysa orada. Bırak. Aksın gitsin. Gerekirse her yere seninle gelsin. De ki ben seninle savaşmıyorum. İstersen her yere benimle gelebilirsin. Sen benim içimde bir duygusun. Yani onunla bir dostluk kurmuş oluyorsun bunu söylerken aslında. Ve bu da çok rahatlatıcı bir şey. Savaşma. Vücudunda hormonlar, sinirler sürekli seni sakinleştirmeye, sürekli seni bir şeylerden kurtarmaya çalışıyor. Ama bunu yapmak zorunda değilsin. Bunu hiçbir hayvan yapmaz arkadaşlar. Bunu sadece insan yapar. Bir geyiği düşünün mesela. Yolda bir araba görür bir anda ve çok korkar. Ama araba gittikten 5 saniye sonra bu hislerin hiçbiri kalmaz geyiğin içinde. Çünkü bunun hakkında düşünmez. Doldur boşaltlar yapmaz. Kendini sakinleştirmeye çalışmaz. Geyik için sadece o an vardır. Ama insan böyle değildir. İnsan bir şeyden korkar. Bir şeyi takıntı haline getirir. Ve bunu belki de yıllarca sürdürür. Eğer sohbet edecek birilerini arıyorsanız videonun açıklama kısmından Discord ve Telegram kanallarımıza katılabilirsiniz. Bana ulaşmak istiyorsanız Instagram'dan yazabilirsiniz. Mesajlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ama gerçekten yetişemediğim zamanlar oluyor. Eğer cevap veremezsem kusura bakmayın, eninde sonunda vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz.